Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması forex tr artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olması durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum whatsapp grubuna üye Olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın 3. işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım. Dolar yeni güne 9.74 seviyesinden başladı. Ee, sabah saatlerinde 9.79 seviyesinin üzerine gördü dolar TL paritesi. Ee, geçtiğimiz haftayı da 9.69 seviyesinden kapatmıştı. Ee, dolar tekrar bu hafta arkadaşlar hafif hafif yükselmeye devam ediyor açıkçası. Ee, global piyasalarda bugün gözler... E, ABD tüfe verisinde olacak. E, tüfe verisinin FED Başkanı Powell'ın e, yavaş tapering temasını destekleyip destekleyemeyeceğini e, takip edeceğiz bugün. E, geçtiğimiz Cuma ABD tarafında piyasa beklentisinin üzerinde gelen istihdam verisinin e, genel olarak FED Başkanı Powell'ın yavaş tapering görünümünü destekler nitelikte olduğu e, söylenebilir. E, FED Geçtiğimiz hafta beklentilere paralel olarak arkadaşlar politik faizini sabit bırakmıştı biliyorsunuz. E, varlık alımlarının azaltılmaya e, da Kasım'da başlanacağını açıklamıştı. Ancak bunun bir faiz artışı sinyali olarak algılanmamasını e, ifade etti arkadaşlar. Onun dışında... E, grafik üzerinde incelemek gerekirse 970 seviyesi e, destek niteliğinde olmaya devam ediyor. 970 seviyesinin üzerine zaten daha önce birkaç kez iğne atmasına rağmen burada kalıcı bir e, mum kapanışı yapamamıştı. E, bu seviyenin üzerinde kalması demek 970 seviyesinin üzerinde kalması demek e, tarihi zirve olan 985 seviyesini tekrar test etmesine e, müsaade edecektir arkadaşlar. E, dediğim gibi bugün e, ABD tarafındaki gelecek olan enflasyon verisi arkadaşlar dolar endeksini güçlendirmesi durumunda e, Tekrar tarihi zirveyi e, yukarıya doğru test etmeye Başaracaktır Onun dışında e, 9.70 seviyesinin aşağısına gelmesi durumunda aşağıya doğru e, Geri çekilmeler olacaktır arkadaşlar e, alımlar için e, veriden sonra e, almak ya da satmak daha Mantıklı olacaktır e, Kar satışları görülebilir özellikle 9.85 seviyesinde e, Onun dışında her ne kadar Türkiye tarafından gelen veriler iyi gösterilmeye çalışılsa da yani hem ekonomik veriler hem bugün açıklanan işsizlik rakamları iyi olarak gösterilmeye çalışsa da kuru üzerinde açıkçası gidişatı yukarı yönlü gidişatı durduramıyor. O yüzden de arkadaşlar yatırımcı cebindeki en küçük parayı bile arkadaşlar dolara yatırmaya devam ediyor. Dediğim gibi yükselen bir trend devam ediyor hala inanılmaz bir şekilde doların e, yükselmesi devam ediyor e, 9.70 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar Alım için güzel bir nokta olacaktır Aşağı gevşemesi durumunda da mutlaka stop lossları Devreye sokmak gerekiyor Zaten burada e, dolar tl paritesinde aşağıya doğru Gidebileceği maksimum nokta 9.50 seviyesi arkadaşlar özellikle 9.50 seviyesi korunduğu sürece e, yukarıya gidiş hatlar Devam edecektir e, 9.50 seviyesine aşağı inmesi de gerçekten e, Şu anda e, zor çünkü e, Çok e, ciddi bir adım atılması Gerekiyor ki 9.50 seviyesine aşağısına gelsin Fakat dünya üzerindeki Artan e, özellikle enflasyon rakamları arttığı için de e, dolar endeksi dolar tl kuru yukarıya gidişat devam edecektir arkadaşlar. E, 9.70 seviyesi üzeri alım için güzel bir belge olduğunu tekrar belirtmekte fayda var. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, yine bugün dediğim gibi Türkiye İstatistik Kurumu. Eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını duyurdu. E, işsizlik oranı ise önceki aya göre düşerek %11,5 seviyesine gerçekleşti. E, Ağustos ayında işsizlik oranı da %12,1 seviyesinde gerçekleşmişti arkadaşlar. E, biraz da altın tarafına bakalım. Şimdi e, altın tarafına baktığımız zaman da burada... E, zayıf dolar ve düşük tahvil faizleriyle e, daha önce 3 kere test edilen burada e, 1832-1833 e, direnç bölgesine kadar e, yükseliş gerçekleştiğini gördük dün özellikle. E, burada arkadaşlar bu 1.830 seviyesinde özellikle tutunamadığını görüyoruz üzerinde. E, geçen haftayı 1790 dolar civarında başlayan onsaltın e, çarşamba günü işsizlik maaşı başvurusu e, verisi öncesinde e, 1760 dolara kadar gerilemişti. E, Sonrasında ise burada e, kademeli olarak arkadaşlar e, bir yükseliş gördük burada e, kayıplarını sildi on altın açıkçası e, beklenenden iyi gelen tarım dışı istihdam verisi ve yatırımcıların e, faizlerin henüz artmayacağına ağırlık vermesiyle haftada 1.819 dolardan başlamıştı on e, altın burada on e, altın ABD enflasyon verisi öncesinde ortalama şu an 1.826 dolardan işlem görüyor arkadaşlar bugün Piyasalar dediğim gibi ABD tarafından gelecek olan enflasyon verisinde olacak. FED'in de yakından takip ettiği tüketici fiyat endeksi bugün açıklanacak. En son Eylül'de 5,4 seviyesine gerçekleşmişti. Tüfe Ekim'de ise 5,8'e yükselmesi bekleniyor. Kasım ayında varlık alım programında azaltım yoluna gidecek olan FED faiz politikası için ABD'den gelen ekonomik verileri yakından izliyor. Her ne kadar Powell faiz artırımı için sabırlı olması gerektiğini piyasanın belirse de önümüzdeki yıl faiz artırımının yaşanacağı beklentileri e, piyasalarda hakim arkadaşlar. E, enflasyon e, özellikle enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte e, önümüzdeki yıl faiz artış beklentileri daha da artacaktır arkadaşlar. E, enflasyon beklentilerinde yükseliş şimdiden de e, fiyatlanmaya başladı aslında e, bununla beraber beklentileri aşan bir tüfe verisi e, güvenli liman alımlarını arttırarak 10 saatini 1830 e, üzerine taşıyabileceği gibi e, faiz arttırımının merkez bankalarının planladığından erken gelebileceği algısıyla e, satışa da arkadaşlar neden olabilir e, verinin açıklandığı saatte fiyatlar sert bir şekilde hareketli olacaktır e, veri öncesi işleme girmek gerçekten aslında. E, riskli sayılabilir. Diğer taraftan bugün e, yine haftalık işsizlik başvuruları da e, yakından takip edilecek arkadaşlar e, yarın. E, onun dışında e, teknik olarak incelemek gerekirse arkadaşlar e, grafik üzerinde e, 1833 e, seviyesini görüyorsunuz burada. Daha önce burayı e, günlük grafiği açarsak e, burada e, 3 4 kere hatta test ettiğini görüyoruz bakın bu seviyeyi. Fakat bu seviye üzerinde kalıcılık e, sahip olamadı. E, 1800 seviyesini kırdıktan sonra e, burada inanılmaz bir dirençle karşı karşıya. E, bu seviyeye geçilmediği sürece e, aşağı doğru geri çekilmeler, kar satışları gelecektir. Ne zaman ki Burada 1833 seviyesi e, geçilirse arkadaşlar burada e, 1876 seviyesine kadar bir atak gerçekleşebilir. E, o yüzden bugün görünüm eee verisinden sonra enflasyon verisinden sonra arkadaşlar e, daha net belli olacaktır. Eee ons altın tarafında. Şu an geriye çekilmeler 1800 seviyesine kadar e, taşıyabilir arkadaşlar. Aşağı doğru çekilebilir gerilmeler, e, geri çekilmeler. E, eğer üzerinde kalırsa da alım yapmak gayet mantıklı olacaktır yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, yine arkadaşlar bugün Gram altına devam edelim. Şimdi gram altında zaten rekorlar kırmaya devam ediyor açıkçası arkadaşlar. Bugün burada 574 seviyesine kadar tırmandığını gördük. Bugün arkadaşlar eğer ABD'den gelecek olan enflasyon verisinde beklenenden düşük olursa ONS'taki hareket biraz daha artabilir açıkçası. Fakat dolar kurunun 9.70 seviyesini koruduğu müddetçe gram altında da yeni rekorlar gelebilir. Enflasyonun beklentilerinin üzerinde olması arkadaşlar durumu bahsettiğimiz gibi faiz süresinde yeni bir fiyatlamaya neden olabilir. Bu da altında arkadaşlar biraz Baskı ve dolar endeksinde de yükselişe neden olacaktır. E, bu olasılıkta 10 setkisi fazla olursa e, gramda dolar kurumdaki harekete karşın yükseliş daha az olabilir. Fakat her iki senaryonun da yurt içinde altın fiyatlarını e, yükseltmesinin sebebi e, kurum aslında çok yüksek olması denebilir. E, grafik üzerine incelediğimiz zaman. Zaten 545 seviyesini burada destek olarak vermiştik. Bu seviyenin aşağısına kırmadı 4 saatlik grafiklerde. Buradan almış olduğu destekle önce 558 seviyesini test etti. Buranın üzerine kalıcı kapanış yaparaktan 567. Şu an arkadaşlar 567 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirildiğini görüyoruz zaten gram altının. Buradan sonraki ilk hedefimiz de 580 seviyesi olacaktır. Dediğim gibi dolar kurumunda bugün hareketlilik meydana gelebilir. Bu hareketlilik neticesinde de gram altın daha da yukarıya gidebilir alım için şu an tam kalanımızın ortasında açıkçası söylemek gerekirse 580 seviyesini geçtirmemiz durumunda tekrar alımlar daha da hızlanacaktır. Çünkü psikolojik bir sınır 580 seviyesi. Zaten Gram altın özellikle yakın bir zamanda 600 seviyesine kadar e, yükselmesini bekliyorum. Özellikle e, hem altının yükselmesi hem de e, dolar kuru'nun 10 e, seviyesine ulaşmasıyla beraber e, buradaki gram altında yükselişine devam edecek arkadaşlar. E, biraz risk almayı seven yatırımcı da e, buralardan alıp 567 seviyesinin aşağısına mutlaka stop loss koyarak e, işlemlerine devam edebilir. E, biraz da gümüşe bakalım. Gümüş dolar TV seviyesine. E, burada arkadaşlar paritede gördüğünüz gibi burada zaten 24 e, 500 seviyesine kadar çıkmış olduğunu gördük. İğne atmış olduğunu gördük. Şu an 24.259 seviyesine yakın burada hareket ediyor. buradan aşağı kırılması durumunda geri çekilmeler yaşanacaktır. Nereye kadar yaşanma potansiyeli var? Geniş bir aralık olmasına rağmen burada 23.635 seviyesine kadar arkadaşlar geri çekilme olabilir. Zaten buraya kadar geri çekiliyorsa onsaltın mutlaka burada bir geriye çekilme 1800 seviyelerine kadar geriye çekilme olacağı için de burada geri çekilme söz konusu olacaktır arkadaşlar eğer burada üzerinde kalırsa bugün gün içerisinde şu an 4 saatlik grafikler gün içerisinde üzerinde kalırsa buradan alımların alıcıların daha güçlü gelip 28, 24 8 9a kadar çıkartma potansiyeli mevcut arkadaşlar biraz da BTC tarafına bakalım BTC'de arkadaşlar dün zaten rekor tazelemişti baktığımız zaman 68.500 doların üzerine görerek rekor kırdı bitcoin gelen piyasa iç dinamiklerinin etkisiyle de gelen kar satışlarıyla arkadaşlar. Ee, bu sabah tekrar 66.500 e, doların altına kadar e, gerilediğini gördük açıkçası. E, diğer taraftan Bitcoin arkadaşlar sermaye değeri açısından toplam kripto para pazarının %43'üne hakim olmasının yanında bugün ortalama 1,247 trilyon dolara ulaşan değeriyle Elon Musk'ın CEO'su olduğu global elektrik ve araç üreticisi Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en değerli 8. varlığı konumuna yükselmiş durumda. Bitcoin'in hemen önünde ise 1,368 trilyon dolarlık toplam değeriyle dünyanın en değerli ikinci madeni gümüş bulunmaya açıkçası. Son rakamlara göre Bitcoin ile gümüş arasında 121 milyar dolarlık bir değer farkı söz konusu. Bu da yakın zamanda geçilecektir zaten. Altın ise zaten dünyanın en değerli varlığı konumunu açık ara sürdürmeye devam ediyor. Şu an 11,55 trilyon dolar ile değere sahip diyebiliriz. Onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse. E, buradaki daha önceki zaten rekor seviyesi test etmişti arkadaşlar. Burası destek haline geldi. Eğer burada 66.875 seviyesinin aşağısında kalıcılık yapmaya devam ederse e, burada arkadaşlar 63.000-64.000 seviyesine kadar e, geri çekilme e, söz konusu olacaktır. Fakat e, geri çekilme e, söz konusu olacaktır derken buradan tekrar alıcıların e, müdahalesiyle yeni rekorlar olan 70.000 seviyesine e, tekrar test etme potansiyeli var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada rekor kırdıktan sonra tekrar bir gerileme oldu. E, piyasa satışları burada özellikle kar satışları etkili oldu. Daha sonra tekrar burada gücün toparlanmasıyla rekor kırda aynı senaryo tekrar gerçekleşecek Bitcoin'de. Yani burada 63 bin seviyesi maksimum görecek olduğu seviye arkadaşlar burada 60 bin seviyesinden sonra tekrar yukarıya gidişatını tamamlayıp 70 bin dolar seviyesine kadar gelecektir. Burada dediğim gibi biraz daha kar satışları şu an ön plana çıkıyor açıkçası Bitcoin'de. biraz da gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da şu an 7.65 seviyesini görmüş durumda arkadaşlar. Gün içerisinde en yüksek seviyesi 7.70 seviyesini vermiştik. Burada özellikle buraya kadar gelip burada kar satışlarının yaşanabilme potansiyelinin yüksek olduğunu söyledik. Yukarıya gidişatımız devam ediyor. Gümüş uzun bir zaman zaten yatırımcısını arkadaşlar üzmüştü. Burada 7.85 seviyesine kadar çıkıp tekrar aşağıda 6.12 seviyesine kadar gerilemişti. Uzun bir gerileme olmuştu. Tekrar burada yukarıya doğru bir gidişat görüyoruz. Açıkçası söylemek gerekirse e, 770 seviyesinde kırıldığı zaman zaten e, rekor seviyeler tekrar gelecektir gümüş tarafında da e, şu an alım için arkadaşlar 770 seviyesinin üzerinde. E, kalıcı mum kapanışlarını takip etmek daha mantıklı olacaktı. Çünkü 7.30 serisini geçtikten sonra almayanlar dediğim gibi şu an zaten kar satışlarının gelmesi potansiyeli yüksek olan bir seviyedeyiz. O yüzden buranın üzerine çıkmasını beklemek daha mantıklı olacaktır. Ya da olası geri çekilmelerde. Gümüşte de bu saatten sonra çok bir geri çekilme olacağını düşünmüyorum. Çünkü dolar tl paritesinin yükselişini göz önünde alarak da 10 saatinde çok ciddi bir rakamlar beklemediğimiz için gümüşte de ciddi bir gerileme olmayacaktır arkadaşlar. Burada her geri çekilme alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır gümüşte de ee, analizleri bu şekilde bitiriyorum Herkese iyi tradederleririm hoşça kalın